Bu British Museum'daki en yaşlı portre olabilir. Merhaba, ben Alexandra Fletcher. Köşeme hoş geldiniz. British Museum'daki en yaşlı portre yaklaşık olarak 9500 yaşında. Bu gerçek bir insan kafatası. Üzerine alçıdan bir yüz eklenmiş, göz yuvalarına da deniz kabukları yerleştirilmiş. Gerçek bir insan model alınarak yapıldığından bunun bir portre olduğunu düşünüyoruz. Buna benzeyen alçı kaplı taslarına öğrencilik yıllarımdan beri ilgi duyuyorum. Ve bu kafatasıyla bu kadar uzun süredir çalışıyor olmak çok güzel bir duygu. Bu alçı kaplı kafatasının altında yatan hikayeleri ortaya çıkarmamız 8 yıl sürdü. Alçıdan yapılmış bir yüzle kaplı olan bu kafatası Eriha şehrinde bulundu. Birlikte gömülmüş yedi kişinin kafataslarından biriydi. Bu keşiften sonra İsrail, Ürdün ve Türkiye topraklarında buna benzeyen birkaç kafatası daha bulduk. Ama bunun son derece nadir rastlanan bir şey olduğunu da hemen eklemek istiyorum. 1950'lerde bulunan bu kafatası türünün ilk örneklerinden biridir. O gün bugündür kime ait olduğu, nasıl bir hayatı olduğu ve bu kişinin başına neler geldiğini araştırmaktayız. Eliha'da bulunan kafatası gibi alçı kaplı bir kafatasıyla çalışırken, dıştaki kaplamaya zarar vermeden içerideki kafatası hakkında bilgi edinmeye çalışırız. Kafatasının özelliklerini görmek için alçıdan yapılmış yüzü sökemeyiz. Ama kafatasını görmeden de bu insanın kim olduğunu bulabilmemiz neredeyse imkansız. Kafatasını görebilmek için bilgisayarlı tomografi kullanmaya karar verdik ve Ulusal Tarih Müzesi yardımımıza koştu. Onların mikro bilgisayarlı tomografileri sayesinde kafatasının çok iyi görüntülerini elde ettik. Bilgisayar deliğin içindeki cisim ve kalıntıları ortaya çıkarıyor ve biz de onu üç boyutlu bir şekilde görebiliyoruz. Bu sayede kafatasının ait olduğu kişinin dişlerini görebildik ve ayrıca çocukken kafasının bağlandığını da anladık. Kafasının üst kısmında belirgin bir çizgi var. Tomografide kemiğin kalktığını ve kafanın arka tarafına doğru ilerlediğini gördük. Bu kişinin kafasının neden bağlandığını ya da bunun onu özel bir kimse yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Ama bağlama işlemi neredeyse doğar doğmaz yapılmış ve kafatasında kalıcı bir değişikliğe sebep olmuş. Kafatasının içine toprak doldurulduğunu da gördük. Ayrıca en dışta kumlu gibi görünen bir katman var. Kafatasının arkasındaki delik de kilden yapılma bir tıkaçla kapatılmış. Deliğin üzerinde deliği kapamaya çalışan kişinin parmak izlerini görmek de mümkün. Yani daha önce göremediğimiz o kadar çok detay gördük ki. Örneğin bu kişinin burnunun henüz sağken kırılmış ve daha sonra iyileşmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü burun kemiği bir tarafa doğru kıvrımlı. Görüntüleme işleminden sonra alçının altındaki kafatasının üç boyutlu bir baskısını da hazırladık. Ve bu sayede kas üzerine kas ekleyerek bu kişinin yüzünü yeniden görme şansımız oldu. Bu kişinin nasıl göründüğüne dair gerçeğe çok yakın bir modelimiz var. Tabii ki birebir aynısı değil ama bizim modelimizi gören bir aile bireyinin onu hemen tanıyacağından eminim. Bu proje birçok uzman ve araştırmacının deneyimlerini bir araya getirmesi sayesinde tamamlanabildi. Bu yüzden de kafatasıyla çok sıkı bir bağ kurduk. Bir yerden sonra onun gerçek bir kişi olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz hayatınızın bir parçası haline geliyor ve bu şekilde çalışmak gerçekten de çok büyük bir zevk. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.